Yeni bir Eray Balıklı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Evet, uzun zamandır bekliyorsunuz. Ben de bekliyorum. Artık sezon geldi. Sezon geldi arkadaşlar. Derelere başladık çok şükür. 2020'nin ilk dere Kasta Yemli avına başlamış bulunmaktayız. Aslında sezon başı pek iri balık olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü biliyorsunuz yaz mevsimi sonarmaya başladı arkadaşlar ve bolca derelerde yemlik balık olsun, bakteri olsun, böcek olsun bol. Sebebi işte arkadaşlar, herkesin bildiği gibi yaz mevsiminde ortalık börtü böcek çok oluyor. Şikayetçi arkadaşlar da vardır bundan, biliyorum. Böceklerden tiksinen insanlar da vardır. Onlara buradan ayrıca bir selam olsun. Ama biz çok severiz çünkü yem yapmasını, balık avında kullanmasını çok severiz. Vallahi arkadaşlar, şu anda Ekim'in 20-30'u bugün aylardan. Cuma günü dereye geldik. Derelerde şimdi kış mevsimi tam girmediği için arkadaşlar sel olmadı. Sel olmadığı için de su fazla yok. Kurak bir dönem geçirdik zaten diyebilirim. Çünkü yağmurlar yağmasına rağmen göletlerde su seviyesi bizim bölgemizde az. Derelerde de çok az. Bu bayağı sıkıntı oluyor. Şöyle arkadaşlar bir mereyi tanıtayım size. Şöyle bir yerdeyiz, görüyorsunuz. Mantarı yatırma yaptım. Neden? Su yok arkadaşlar bu mevsimde. Akar olmadığı için mantarı yatırma yaptım. Balıklar, gezen balıklar varsa mutlaka bir şeyler alacaktır büyük balık olursa. Görüyorsunuz derede pek fazla bir su yok. Yani 1,5 metre falan anca bir derinlik var diyebilirim. Normalde 2,5 metreye bulan yerler, 3 metreye, 4 metreye bulan yerleri var bu derenin. Yani bayağı bir derin yerleri de var. Ama şu anda kesinlikle su zayıf diyebilirim. Bakalım nasıl bir av olacak. Gene her zamanki gibi mantarlı takım kullanıyorum. Tek kanca, Fudo kanca kullanıyorum. Fudo kaç numaraydı? 6 numara olması lazım kanca. Yem olarak tavuk ciğeri. Evet. Umarım keyifli bir av olur. İzleyeceğiz, hep birlikte göreceğiz. Bugün kırmızı giydim. Bakalım, kırmızı giydik, balıkları ürkütmeyiz inşallah. Su bayağı bir berrak çünkü. Yani bazen küçük balıkları görüyorum yüzerken. Şansımızı deneyeceğiz artık. Hadi bakalım, şimdi ava geçelim. Let's go! Evet, soranlar oluyor arkadaşlar illaki yem nasıl takıyorsun diye. Bu hobiye yeni başlayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz oluyor illaki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu zamanda büyük yem kullanmıyorum. Sebebi işi arkadaşlar, balık bu zamanda yeme çok nazlı oluyor. Sebebi çok açık. Ortada börtü böcek olduğu için fazla aç değil. Biraz da kıskandırma yapmamız gerekiyor illaki balık için. Yani bu mevsimde yemli av yapacaksınız arkadaşlar, mutlaka orta suya değil, kesinlikle böyle çalı diplerine atın. İllaki balıklar çünkü orada yatıyor. Yukarıdan gelecek böyle ufak tefek yemleri, kenarlara düşen böcekleri avlamak için çalı diplerinde beklerler. Şu anda görüyorsunuz mantarımız hemen bir vuruyor, alamadık. Ufak balık olduğu için alamadık. Güzel vuruşlar gelmeye başladı. Ama ufak balık vuruyor. Büyük balık şu ana kadar takamadık zaten. Yeni attık oltamızı. Ama umudumuz var ki illaki güzel balıklar alacağızdır. Bilindik üzere arkadaşlar 2020 ayında çaylama avlanabilir limiti 20 santim olmuştur. Bunu da bilmenizi isterim. Alınabilir limit 20 santim. Göllerde av yasağı gireceğini biliyorsunuz siz de takvimi takip ederseniz. Ama akarsu ve derelerde kesinlikle av yasağı hiçbir zaman yoktur. Sadece limit yasağı vardır arkadaşlar. O da alınabilen limit normalde 20 santimdir. Ondan ufağı zaten yenilecek bir kıvamda değil. Çünkü çok kılçıklı oluyor. İster istemez. İri olursa falın fazla lezzeti olmaz. Ama sonuçta et yemiş olursunuz. Şimdi bazı arkadaşlar oluyor. Ya deniz balığı varken tatlı su balığı yenir mi? Pislik diyorlar. Öyle bir şey kesinlikle yok arkadaşlar. Hiç denizi olmayan illerimiz, şehirlerimiz var. Bunların hepsi sürekli oradaki vatandaşımız tatlı su balığı tüketerek vücudunun istediği besin maddesini kazanıyor. Ben niye böyle bir hata yaptım?
Şuraya da fazla atmak istemiyorum arkadaşlar. Tospik var orada. Çünkü kancamı bir yutarsa beni çok fena uğraştıracak. Hemen şuralarda geziyor arkadaşlar. Bazen kabarcı çıkartıyor, görüyorsun. Çünkü dipteki çamura uyuyor orada. Evet. Mantarımızı yattı. Bir balık şu anda vuruyor. Bakalım alacak mı? Ya gerçekten özlemişim ya. Yani şu kaslı avını önceki videolarda da belirtmiştim. Yani gerçekten çok özlemişim. Sizin de özlediğinizi biliyorum. Özellikle bu avı isteyen arkadaşlar var. Bu av onlar için gelsin diyorum. Birkaç bölümümüz böyle avlar olacak. Uzun uzun videolar çekmeye çalışacağım sizler için. Hatta gece nasıl diyeyim size. Ya farklı bir stilde avlarım olacak da onları hep birlikte göreceksiniz ya. Takipte kalırsanız sevinirim. Siz de o görseli kaçırmazsınız diye umut ediyorum. Bir balık şu anda vuruyor. Bakalım alacak mı? Evet aldım. Tasmaya attım direkt arkadaşlar. Onun ben vurduğunu anladığım gibi. Aldım. Aha ne geldi. Arkadaşlar bu bilenler vardır. Kasta değil kesinlikle. Görüyorsunuz bu tatlı su sardalyası. Kimi yerde kaptırga da denir. Aksine arkadaşlar mükemmel lezzeti vardır. Açık konuşayım. Aslında kaptırga değildir bu. Bizim insanımız buralarda kaptırga demeye başladı buna. Kaptırga çok farklı bir balık. Bu normalde tatlı su sardalyasıdır. Önceki videolarda biliyorsunuz sarı su teresi tutmuştum. Normalde çok güzel bir boyu. En fazla zaten büyüdüğü limit bu kadar falan olabiliyor arkadaşlar. Limitlerde balık. Güzel bir balık. Görüyorsunuz. Bunu akşam evde tavalık için birkaç tane balık tutacağım. Çünkü lezzetini de özledim. Bol yağda yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten lezzetli oluyor. Şu balık normal çaylamadan bile çok lezzetli bir balık. Onu belirteyim. Yani deniz balıklarından bile çoğundan lezzetli balık olduğunu söyleyebilirim. Şunun lezzeti çok güzel arkadaşlar. Evet. İlk balığımız bu oldu. Hadi bakalım. Bunu maalesef kova getirmedik. Poşetimize şöyle bir koyuyoruz. Orada kalsın. Bezimiz de yok. Arabada unutmuşuz. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. İlk balığımız tatlı su sardalyası oldu. Ama bizim hedef balığımız tabii ki tosuncuk çaylamalar. Şimdi diyorsunuz siz ya usta önceki videolardan biliyoruz. Kocaman yem takıyordun. Şimdi niye takmıyorsun? Onun da sebebini belirttim arkadaşlar. Yani fazla büyük yem takmanıza gerek yok. Ama bundan 1-2 ay sonra efsane avlar yapacağız bu derelerde. Çok farklı sistemlerde de avlar yapacağız. Onları da size yansıtacağım. Tabii önemlisi bizim için atar atmaz vurdu arkadaşlar. Demek ki balığın yatağını bulmuşuz biz. Balığımız orada konaklıyor belli ki. Şöyle büyük bir tosuncuk yapıştı sana ya. Büyük bir tosuncuk ya. Şöyle böyle bir kül olup. Oo, güzel gezdiriyorsunuz. Hadi bana tasma atmak bir fırsat ver. Daha deminki gibi. Güzel güzel güzel. Yemimizi biraz büyük taktık bu sefer ama. Evet 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 evet. Alacaksın hadi. Alacaksın sen. Bu da kaptırga sanırım. Ben de alıştım kaptırga diyorum. Sardalya demem lazım aslında. Bu da sardalya sanırım. Çünkü tırtıklayarak batırı batırı gezdiriyor. Çaylamanın genelde vuruşu daha tok arkadaşlar. Böyle küt küt vurur. Yani tam batırı mantarı çıkarır. Batırı çıkarır böyle. Evet. Mera değişikliği yapmak lazım arkadaşlar. Burada bayağı bir kaldık. Yukarı mı gitsem, aşağı mı gitsem diye düşünüyorum. Ahmet abi yukarılarda. Bir hareket yok dedi. Şu alt tarafta da bir yer var.
Bir oraya gidelim bakalım. Yani keyifsiz. Dediğim gibi arkadaşlar, sezonun başı zaten. Balık pek fazla hareketli değil çaylama. Hareketli olmamasının sebebi de yemi bol bulduğu için çekirgesidir, sineğidir, böceğidir, börtücüsüdür, kuşudur, çakaldır, çukaldır. Yemlerin hepsi dereye düştüğü için hayvan aç değil. Bu yüzden de pek saldırganlık yapmıyor. Tabi aksiyonlu yemlerde balık almanız daha kolay. Çaylamayı özellikle bu mevsimlerde. Ya ben de atacak yapmıyor. Aa, susamur vardı orada. Kaçırdık. Susamuru vardı şeyin üzerine. Susamuru salmış park bahçeleri buralara. Susamurları geziyor arkadaşlar. Birkaç tane daha önceden görüyorduk geçen sene. Şimdi bir tane daha gördük. Genelde her dere ve gölete salmışlar bunları. Burada aşağıda bir şelale var. Biraz su akarlıdır diyerekten bu taraflara gelmek istedim. Şelalenin sesi. Sesi bayağı geliyor şelalenin sesi. Oy. Öyle lan. Ne bağırıyorsun, kızıyorsun? Yakanı çaldık mı sanki? Bir de buralarda deneyeceğim bakalım ne olacak. Şu ağaç iplerine falan atmaya çalışacağım. Göreceğiz bakalım. Takımları indirelim. Şunu şöyle bir koyalım. Çantamızı bir çıkaralım. Çantamızı da şöyle kenara koyalım. Nerede bizim yemeğimiz? Oldu. Yemini de çevirmiş. Hala ciğerler de kötü ya. Yumuşak. Halkmardan ciğer almayın. Halkmardan alırsanız pişman olursunuz. Oradan aldık bugün. Kötü oldu. Bayağı yumuşak. Serale dediğim yer burası arkadaşlar. Geldim baktım ama fazla bir derinlik su yok. Aslında biliyorsunuz kaylama akar ağızlarında çok bekler ama şurası iyi gibi ama orada da pek fazla bir su yok. İlla ki burada balık vardır ama buralarda aslında sahte yüzdürmek çok mantıklı. LRF'le sahte yüzdürülebilir. Verim de alınabilir mutlaka. Ama şimdi ben burada olta atmaya gelmeyeceğim. Kesinlikle gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü su zaten çok sığ. Görüyorsunuz her yer çöp. Ciğer kutuları falan var. Buralarda olta atılmış. Ama sanmıyorum ben bir verim alabileceğimizi. Hazır gelmişken su ellerimizi yıkayalım bari ya. Oo, su bayağı soğukmuş ha. Burası sulama kanalları. Yani umduğum gibi bir derinlik olsaydı olta atmayı düşünürdüm. Ama zaten bir yarım metre bir derinlik var. Zaten suyun dibini görüyorum. Pek balık alabileceğimi sanmıyorum. O yüzden tekrar aynı mereye gideceğim. Oltam zaten olta zaten suda. Balık vurduysa ki sanmıyorum vuracağını. Pek bir hareket yoktu. Öyle merakımdan bir bu tarafa geleyim dedim. Ne olacağı meçhul yani arkadaşlar. Kısır bir döngüdeyiz. Bunun illaki devamı gelecek. Köpek de yukarıdan bana aldı ya. Aynen mantarımız olduğu gibi yerinde duruyor. Hiçbir hareket yok. Üst tarafta daha çok hareket vardı. Belki tekrar o taraflara gidelim. Yukarılara gidelim ama bilmiyorum. Pek bir hareket yok.
Ahmet abi. Dereye kurutmuşsun öyle duydum. Minnacık balıklar var ya. Evet. Yok mu hiç? Limitte balık. Yok. Yo. Yarın mı yapışırsın? Nereye gideceğiz? Bildiğim yol var. Benim yok. Buraları sen bilirsin en çok. Pet olmadı mı olmuyor abi falan. Pet olmadı mı, su olmadı mı olmuyor. Gidelim başka yere. Nereye gidelim? Varsa bildiğin yer gidelim. Erkenken. Zırvırlar var. Şelaleye bile indim, hiç hareket yok. Aşağısı var. Neyse, gidelim. Aşağıda su yok diyor. Aşağıda yok işte su. Daha aşağıda pet var da. Oraya tete yürümesi var. Yolu uzak baya. Neyse biz gidelim. Fark etmez, gidelim. Sen kırgırlara gitmiyorsun değil mi? Kırgırlarda hiç olta atmadık. Oradan oluyor, böyle bir dalga dalga şey geliyor. Susamarı vardı gene aşağıda ya. Abi su sanır olması aslında iyi oluyor. Yatıyordu şeyin üstünde, beni görünce kaçtı. Balığı hareket ettiriyor, anladın mı? Ya illa ki de. Sel gelmeden gelmez. Köye hurdacı geldi. Nalcı değil mi onlar hep? Adam şurada atacak yer var mı? Gidelim diyorsan gidelim. Alırım bak tosuncuyu hemen. Nerede var burada çıkıyor? Yer yok ki. Yatsın oltayı bir daha kaldır ama. Yok, burada atacak yer yok ya. Kamış kısa ya. Ben buralardan önce olta atmıştım da. Bence şu aradan atarız. Hayat yok. Başka bir yere geldik arkadaşlar, bu derenin yukarılarına. Allah, şimdi gene yağmur başladı. Yeni attık. Bir şey vuruyor ama bilmiyorum. Ufak balık olabilir yine. Sonuçta burada da tatlı su sardalyası var. Zaten akşam oluyor. Burada avı sonlandıracağız. Buradan da artık. Let's go ev. Artık eve gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir şey vuruyor ama ufak balık. Adı sardalya belli yani. Orada bir tane döngel buldum. Döngel derler, musmalı derler. Genelde musmalı derler ama halk dilinde. Beş büyük de derler, köhlümüş de derler. Biraz yedim ama nefesim kesildi artık. Ahmet abi aldı mı yoksa? Ah, Ahmet abi balık almış, hemen göstereyim. Çakırdığı duydum ama sonradan şey yaptım. Ay yavrum benim. Ahmet abi limitte bir balık almış. Baksana dudağın kenarından yakalamış. Evet. Al abi valla, al abi. Günün ilk balığı mı Ahmet abi? Buranın ilk balığı. Hadi bakalım. Bir tane balık aldık. Askıda. Askıda mı aldı? Aha. Gezerken. He, yatırmayacağız o zaman. Askıda geldi. Tamam. Askıda deneyelim o zaman. Arkadaşlar Ahmet abi buraları zaten köye hemen yan tarafta, ustası o. O ne derse onu uygulayacağız. Şimdi askıya alıyoruz.
Bakalım balık vuracak mı göreceğiz. Yani ne kadar askıda? Yerden 10 santim mi? He, anladım. Gerçi şu anda benim sistem öyle ama bir şey tırtıklıyor ama ufak balık tabii. Ahmet abi bir tosun daha yapıştırdı arkadaşlar. Bunu da ben alacağım. Elim balığa değsin abi. Bu kadarı. Ahmet abinin iğne de valla maşallah sinek iğnesi gibiymiş ya. Evet, 8 numara abi. Arkadaşlar görüyorsunuz. 20 santimden fazla bir balık. Karışım yani böyle görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Limitlerde bir balık. O yüzden poşete. Yalla. Hadi bakalım. Bu ondan iriymiş ha. İnşallah devamı gelir. Bize niye vuruyor balık? Dere beni tanıyor. O zaman biz de buradan atacağız. Yapacak bir şey yok. Ahmet abi bari tutuyorsa Ahmet abi video alacağız. Yapacak bir şey yok yani. Burası var güzel. Orayı iyi ya. Oradan atacağız. Yok ya. Şey olarak diyorum. Orası daha iyi aslında. Neresi yemeyeceğim? Sen yemledin mi onu? Yok. Balıkta onu yemeyeceğim. Sen yemde atmadan atıyorsun galiba. Yok düştü şuraya. Bu şeye de gider mesela. Yemeğe de gider. Emni ufak ufak parçala emni. Deneriz bakalım. Tecrübe bunlar arkadaşlar. Bunların hepsi tecrübe. Oradan mı alıyorsun balı? Deneyelim bari. Çıktı çok kötü. Biraz da dolu yağmasın açıkçası korkuyorum. Biliyorsunuz bir vadiden atlattık birkaç ay önce. Bayağı bir zarar aldık araçta. Tekrar görmek istemiyorum. Bu an bu kadardı. Kısa günün kârı diyelim. Büyük bir balık alamadık ama hiç olmadı kendimizi biraz avuttuk diyelim açıkçası. Yeni bir tekrar bir yerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.